Erdoğan Paşa'm, sizin yorumunuz nedir? Birazdan tabii detaylarına gireceğiz. Hem Rusya-Ukrayna ateşkes, Türkiye'nin dün ortaya koyduğu bu telefon diplomasisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelen takdir. Öbür tarafta işte Suriye'de siz ne yapıyorsunuz demesi, Sayın Gezer'in isabetli altını çizdiği Birleşik Arap Emirlikleri'nin de Suriye ile yakınlaşması, Suudi Arabistan'ın yakınlaşması, yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin hani zalim diktatör Esad'la yakınlaşmasına ülkelerin sıcak bakmıyoruz, desteklemiyoruz falan derken, yani Türkiye için soruluyor. Çünkü dün Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki liderler olarak biz de görüşeceğiz Dışişleri Bakanlarından sonra. Bu soruldu ABD sözcüsüne. Bunun üzerine mi cevap verdi? Ama işte Birleşik Arap Emirlikleri de Körfez ülkeleri de bütün bunları da içeri istemiyoruz dedim. Bunu soracağım. Ukrayna'daki ateşkes için takdirini de soracağım ama bütün bunlar bir kenara. İlk açılış değerlendirmesi olarak çok kritik, çok kırılgan terör örgütünü desteklemeye devam ediyorum. F-16'da bakalım verir miyim, vermez miyim? İsveç ve Finlandiya'yı sen bir al bakalım önce NATO'ya falan gibi gerginliğin had safhada olduğu bir dönemde Washington-Ankara hattında Türkiye yerine Türkiye'nin şu anda deklare edilmesi, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi yani eğer bir ülke isminin yani yeni isim olarak değiştirmesi halinde Birleşmiş Milletler'e başvurması halinde diğer ülkeler buna uymak mecburiyetinde. Yani bizim gençliğimizde Habeşistan diye bir ülke vardı. Ona biz devamlı Habeşistan derdiz ki biliyorsunuz Bilal-i Habeşi'den beri efendim bizim dinimizde de hani bilgi tabii olarak bildiğimiz bir bilgi olay var. Bu ortam içerisinde biz devamlı Habeşistan derdik. Haile Selasiye vardı başında. Yani o nedenle özellikle İtalya'nın Habeşistan'a bir şekilde saldırısını biliyoruz. O zaman hep kınadı Türkiye. Şimdi ama dediler ki ismimiz Etopya. Daha baş üstüne ya bana ne yani şimdi efendim bir ülke ismini kendisi değiştirmek istiyor ve Birleşmiş Milletler'e başvuruyorsa diğerleri ona uymak mecburiyetinde. Sadece bir istisna var biliyorsunuz bu konuda. Makedonya konusu. Makedonya, efendim ismin Makedonya olacak diye ısrar ediyor. Birleşmiş Milletler'e bizim devletimizin ismi Makedonya'dır diyor. Yok efendim Yunanistan onların işte Avrupa Birliği'ne girişi, diğer yerlere girişi, efendim işte ilişkilerinin çok sertleşmesi, neredeyse savaşa varacak şekilde hareketleri sonucunda maalesef dünyanın bir yanlışıdır o. Yukarı Makedonya'ya filan çevrildi. Öyle gidiyor biliyorsunuz. Evet. Onu söylemek istiyorum. Yani hangi ülke isminin ne olmasını istiyorsa onu kullanma hakkına sahiptir. Birleşmiş Milletler'e başvurmuşuz. Amerika Birleşik Devletleri de buna uymak zorundadır. Uymadığı takdirde de yapılacak pek fazla bir şey yok yani ama yani bu daimi surette Birleşmiş Milletler içerisinde ülkeler arasında bir takım sıkıntılar yaratır. Evet. Başka hiçbir şey yaratmaz. Biraz gönül alma, biraz jest gibi olabilir mi? Çünkü bir süredir Sayın Gezer de altını çizdi. Yani bir tabii süredir ki devam şimdi, ediyorduk. Yani tam bir hafta kalmış Dışişleri Bakanlarının görüşmesine. Yani fena sayılacak bir durumda değil. Onu da söylüyoruz. Yani evet, bir gönlümüzü alma çabası. Onu da söylüyoruz. Yani ya bir de Amerika'nın hukuka uyma çabasını gösteriyor. Yani bu sadece bize hani gönül alma değil. Ya Birleşmiş Milletler'e Türkiye başvurmuş. Türkiye Cumhuriyeti efendim şeklinde kabulünü istemiş. Ondan sonra İngilizcesi Turkey'miş. Onu istemiyormuş. Bunu bildirmiş. Bu bir zaten efendim hukuki kuraldır. Hukuki kuralı herkes uyar. Biraz evvel örneğini verdim. Biz alışmıştı dilimiz hiçbir zaman için Habeşistan'a efendim Etopya demek içimizden gelmedi. Yani onu özellikle söylemek isteriz. Bizim Türkçemize ters çünkü. Yani ama madem Etopya diye istiyorlar, o zaman biz de Etopya dedik. Türkiye olarak da Etopya evet dedik. Onu söylemek istiyorum. Peki. Yani o ülkenin insanları neyi istiyorsa diğerleri o ismi koymak mecburiyetinde diye düşünüyorum. Evet. Erdoğan Paşa'm darısı tabii, Amerika'nın bu hukuka uyma motivasyonunda darısı değil mi? Ege Adaları'nda Yunanistan'a verdiği cesarette ve Suriye'de de terör örgütü PKK-YPG ile ilişkisinde diyelim. Umarım bu da böyle bir başlangıç olur.